Onun dışında blok hesapta ne kadar para olması gerekiyor diye sormuşlar. Diğer blok hesaplarında farklı değil herhalde. Bu dil okulu ya da eğitim için olandan. 720 Onun euro. 720-740 oldu en son diye hatırlıyorum. Yani sonu 750 diyelim 750 gibi ortalama. düşünün aylık çarpı 6 ay düşünebilirsiniz. 6 aylık bu iş arama vizesi için. O da herhalde bir 5000 5000'e euro yakın falan bir para yapıyor. 5000 euroya yapıyor. yakın para yapıyor. Aynen öyle. Bir de bazıları şey sormuş. Hani Almancam kötü ama iyi derecede İngilizcem var. Yine mümkün mü demiş. Gayet mümkün. Eğer İngilizceniz gerçekten iyiyse İngilizce ile iş arayabilirsiniz. Aynen Yani öyle. sizi bağlayan bir şey yok. Zaten bilgisayar mühendisi, yazılımcı falansanız Almanca'ya da ihtiyacınız yok. Ama her türlü mümkün yani İngilizce ile. Almanca B1 seviyem var ve üniversite mezunuyum. İş bulursam artık vize çıkması daha mı kolay? Üniversite mezunuysan diploma var demektir. Kesinlikle. Yani aslında bu yasa şunu yapıyor. Yani iş bulmak daha mı kolay ya da vize çıkması daha mı kolay diye bir şey yok. Adam sana sadece diyor ki sen benim ülkeme 6 ay gelip iş arayabilirsin. Bu önemli. Çünkü neden ülkeye gelip iş arayabilirsin? Bu işleri uzaktan yapmak zor. Yani video ile mülakatla vesaire yaparsın ama buraya geldiğinde sen o firma için hani ben Almanya'dayım, bu kadar süre Almanya'da kalacağım, görüşme yapabilirim deyince yüz yüze görüşmek her zaman tabii ki daha etkili. Hele özellikle şey için bu mesela el işi yapan insanlar için adam yani duvar ustası istiyor. Ne bilsin sen Onu nasıl bir duvar yapıyorsun video yani. konferansla yapmaz Tabii. onu. Ya belki Görmek atıyorum ister. bizim gibi beyaz yakalı alanda çalışan bir insanı önden kabul eder. O olabilir, mümkün. Ama yani böyle el işi isteyen bir adamı gelip Nesi burada isteyen? deneme yapmak ister mesela. Hani yaptırır denemesini, bir gün deneme günü yaptırır. Beğenirse adam der ki ha, tamam sen çok iyi bir ustasın. Ben senin bütün evraklarını ayarlayacağım. İşe alıyorum. Bu kadar. Yani aslında bu yasanın olayı bu. Birazcık da böyle şey işçi Zanaat sağlamak. gerektiren Aynen öyle. Zanaat gerektiren işlerde işçileri almak. kolaylık sağlamak. Ama bu 6 aylık gelip iş arama vizesi işte bu zanaat alanındaki meslek sahibi kişiler için çok daha önemli. Hani diyeceksin ki 5000 euro az para değil. TL ile çarpınca işte 30 bin artık kaç yapıyorsa. Ama öyle değil. İşin ucunda 6 ay içerisinde sen evet, dilinde birazcık varsa ya da birazcık burada geliştirirsen her ikisi de mümkün. Burada bence çok rahat iş bulursun. Evet. Gerçekten Almanya tam bir el işçiliği memleketi. Yani sadece mühendislik memleketi değil, sadece beyaz yakalı, bilişimci memleketi değil. Kesinlikle el işçiliği, el zanaatı memleketi. Eğer öyle bir alanınız, mesleğiniz varsa hiç düşünmeyin, Tabii gelin. yani burada biz bisikletimizin tekeri patlıyor. Bir tekerle yaptırmak için 30 euro veriyorsun yeri geldiğinde. Hani sonra artık kendi kendine öğrenmeye başlıyorsun falan bu kadar çok para harcamamak için. Ama bazı işlerde yeri geliyor sen yapamıyorsun yani. Tabii. Dolayısıyla çok ihtiyaç var Yani bu kaloriferin konuya. bozuluyor mesela ya da su Aynen anasıyla öyle. ilgili bir şey var. Hani Hatta ne çok yapacaksın? komik bir şey var. Burada mesela sen su şeyin bozuldu, tıkandı. Adamı arıyorsun, sana bir ay sonra randevu veriyor. Neden? Çünkü işçi yok yani. Hani gerçekten bu bir gerçek ve Almanlar da bundan şikayetçi. Bu tarz yasaları yapmalarının aslında en büyük sebebi de bu aslında bakılırsa. Bir de şöyle bir şey var. Bir takipçimiz şey yazmıştı, onu biz ekleyelim. Şimdi bu bloke hesap mevzusu aslında zorunlu değil. Bir yandan sen hesabında para gösterirsen onu bloke olarak yatırmak zorunda değilsin. Yani akıcı bir şekilde para varsa orada giriş çıkış yapmış ve günün sonunda da sana 6 ay yetecek kadar para varsa onu kendi hesabını göstererek de vizeyi alabilirsin. Yani blok hesap zorunlu değil. Ama olursa ne olur? Garanti olur. Vize kesinlikle çıkar. Birçok arkadaş farklı farklı meslekler şu olur mu bu olur mu falan demiş. Yani söylediğimiz gibi her meslek olur yeter ki diplomanız ya da sertifikanız olsun. Herkes iş başvuruları nasıl yaparız diye sormuş. Dediğimiz gibi ona link ekleyeceğiz. İş başvurusu için videonun sonuna bir link ekleyeceğim. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan başvurabilirsiniz. Bu arada bu lise mezunu arkadaş gibi başka soru soranlar da var. Hani lise mezunuyum ama bir mesleğim yok. Almanca şartını tamamlarsam vasıflı da vasıfsız olarak şey yapabilir miyim? Ya da meslek sertifikası isteniyor mu demişler ama Vasıfsız olarak hayır. Net olamaz. cevabı Aynen. burada. Ama şöyle bir şey de var. Hani bu yasayla artık Almanya'da gelip meslek de öğrenebiliyorsunuz. Öyle bir şey de var. Bunu da anlatalım istersen. Ausbildung yapma Ausbildung yapma meselesini. olayı. Yani bu yasayla bir kere şunun da önü açılmış oldu. Sadece iş aramak değil, meslek öğrenmek. Yani Ausbildung deniyor burada. Bir anlamda işte Türkiye'deki bu meslek liselerinin karşılığının liseye bağlı olmayan hali düşünebilirsiniz. Meslek öğrenmek üzerine bir kurs modeli burada ve bölümlere göre de değişiyor bunun süreleri öğrenmesi. Bazılarının süresi 3 yıl oluyor, bazılarının daha kısa değişebiliyor. Bu yasayla gelip burada bir Ausbildung'a kaydolup
meslek öğrenip meslek öğrendikten sonra da iş bularak kalabilirsiniz. Hatta mesleği öğrendiğiniz yerde işe başlayabilirsiniz. Bunu yapan çok sayıda insan var burada. Biz de çok denk geldik. Ağustos'un yaptığı firma anlaşmasında şey diyor işte 3 yıl atıyorum eğitim göreceksin. 3 yıldan sonra da işte 5 yıllık kontrat var. Kalan 2 yılda benimle çalışacaksın şeklinde. Tabii bu mesleği öğrenirken bir yandan şirket size para da veriyor. Değişiyor. Kimisi 500 euro veriyor aylık. Kimisi 700, kimisi 1000. Değişiyor yani. Yani bir yandan maaş alırken bir yandan da meslek öğreniyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Bu şekilde yapanların şansı çok yüksek. Çünkü bu kadar yatırım yaptığı bir elemanı Almanya kolay kolay göndermiyor. Halihazırda meslek öğretmiş. Sonuçta bir şirket buna vesile olmuş. Şirketin bir gideri sonuçta bu. Düşünebilirsiniz yani sürekli sana maaş veriyor ve meslek öğretiyor. O kadar zaman ayırıyor. Dolayısıyla burada kalmanız daha olası. Biri tasarımın resmi linkini paylaşır mısınız demiş. Videonun sonunda tasarımın linkini paylaşıyorum. Biz baktık 137 sayfa ve Almanca yetmedi Ve ağır bir Almanca. Almancamız. Yani böyle Umarım tane tane okuyorsun siz de yani. bütün detaylarını anlarsanız bize de anlatın. Bunun dışında insanlar hep genel olarak şey sormuşlar, yani D şartını sormuşlar. Mesleği şu olur mu, bu olur mu demişler. Yani farklı bir soru var mı diye bakıyorum. Ha, bir de şey sormuşlar mesela, bir Türk'ün yanında iş bulursam dil isterler mi diye sormuşlar. Bunu cevapladım. İstemezler. Bir dönercide çalışabilirsin ya da bir başka bir sektördeki Türk firmasında çalışabilirsin. Ama gerçekten o şirketin de seni alması gerekiyor bir. Diyelim ki o şirketten ayrıldın. O gün itibariyle ayrıldın. Sonrasında ne yapacaksın? Hani B planın var mı? Tabii. Almanca olmadan ne yapacaksın? Bir de yani bence ömür boyu bir Türk şirketine bağlı kalarak çalışmak da sıkıntılı yani. Yani Sonuçta Almanya'da yaşayacaksanız çok açık olmanız ekmek gerekiyor. almaya gittiğinde Türkçe mi Evet. isteyeceksin? Mesela bu bir soru işareti. Bence az önce söylediğim şeyin devamını getirmek gerekiyor. Diyelim ki anlaşamadın, bir ay sonra şirketle tartıştın, çıktın. Ne Yapacaksın yapacaksın? yani. Aynen öyle. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. İngilizce öğretmeniyim. TOEFL sertifikası almayı düşünüyorum. Sizce oraya gelip öğretmenlik yaparken dil kursu ya da yüksek lisansa başlayarak orada yaşamak nasıl olacaktır? Yani burada zaten öğretmenlik yapabilmek için en başta da söylediğimiz gibi dili bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla dil bilmeden öğretmenlik yapabilmesi zor. Eğer ki yüksek lisansta yapmak istiyorsa bu arkadaşımız direkt hazır sertifika da almışken yüksek lisanslara başvurabilir. Oradan kabul alırsa öğrenci olarak buraya gelir. Öğrenci olarak geldiğinizde de zaten 20 saat çalışma hakkınız var. O şekilde çalışıp hem hayatınızı idame ettirirsiniz hem okulunuza devam edebilirsiniz. Bence en uygun plan bu şekilde olur gibime geliyor. Ya bir de burada mesela iş kolları direkt Türkiye'deki gibi herkes işte pazartesinden cumaya haftanın her günü 8 saat 10 saat neyse o sürede çalışmıyor. Yani böyle bir iş olayı her yerde yaygın değil. Özellikle benim öğretmen arkadaşlarım var mesela onlarda da. Hani adam 3 farklı yerde çalışarak haftada 40 saati tamamlıyor. Hani dolayısıyla bir yerden böyle 20 saati denk getirecek şekilde öğretmenlik de yapıp bir yandan da yüksek lisans yapılabilir. Yani bizim bir öğretmen arkadaşımız da var, hatta onunla konuşabilirsek. Aslında evet. Burada öğretmenlik nasıl oluyor, ne yapıyor, ona ilgili bilgiler alalım. Çünkü bizim de çok açıkçası uzman olduğumuz bir alan değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki yani çok eyalet bazında değişen bir sistem bu öğretmenlik sistemi. Tabii Bizim biraz farklı. yaşadığımız eyalet de en zorlarından biri. Arkadaşımız mesela başka bir eyalette öğretmenlik yapmasına rağmen bir sürü sınava girmesi gerekiyordu burada öğretmenlik yapabilmesi için vesaire. Böyle değişik şeyler de Ve var. Türkiye'den gelen birine nasıl yaklaşır bu sistem? O da ayrı konu. Çünkü bahsettiğimiz Tabii. arkadaşımız Almanya doğma büyüme bir insan ve Evet. eğitimini Almanca yapmış biri ve yanında İngilizce ve Fransızca biliyor. Tabii. O 3-4 alanlarda da dil İngilizce biliyordu. öğretmenliği yapıyor. Ve ona Evet. rağmen o bile bu eyaleti taşındığı için başka bir eyaletten diplomasını tanımıyordu bu eyalet. Bayan eyaleti ve onun için ekstra bir yıllık mı bir uzmanlık bir şey yapması Tabii gerekiyordu tabii diye staj hatırlıyorum. gibi bir şey Staj gibi bir şey yapması yapması gerekiyor, gerekiyordu. evet. Onu yaptıktan sonra başlayacaktı. Yani sistem böyle yaklaşırken Almanya'daki eğitim almış birine, Türkiye'den gelen birine nasıl yaklaşır bilemiyorum. Bir de yani ben şey söylemek istiyorum. Genel olarak herhangi bir meslek için bir bilgi vermek istiyorum. Buradaki insanlar gerçekten çok kalifiyeler. Yani şeyden bahsediyorum. Özellikle buraya gelip mühendis, doktor vesaire gibi öğretmenlik bu alanlarda çalışan üniversite mezunu insanlardan bahsediyorum şu anda. Herkes en az 3-4 dil biliyor. Yani ben burada çok akıcı bir İngilizcem olmasına rağmen Almanca bilmediğim için kendimi kötü hissediyorum mesela. Şirkette yanımda çalışan arkadaşlarım
gün içinde 3-4 farklı dil kullanabiliyorlar vesaire falan. Yani dolayısıyla rakipleriniz çok güçlü. Hani buraya geldiğinizde de gerçekten kendinizi bütün koşullara en iyi koşullarda hazırlamanız gerekiyor. En iyi şartlarda geliştirmeniz aslında gerekiyor. Aslında bu biraz da şeyin cevabı. Hani İngilizce bilerek gelebilir miyim? Gelebilirsin kesinlikle ama gerçekten buraya geldikten sonra İngilizcenin senin için yeterli olmayacağını anlayacaksındır. Çünkü burada yaşarken fark ediyorsun. Hani bunu direkt daha da açalım mevzuyu. Tabii. Hani sen Türkiye'deyken yüksek lisansa başlamadan önce iş başvurusu yapıyordun. Evet. Ve 2 tane diplomam var. İkisi de mühendislik alanında ve C1 İngilizcem var. Kaç tane iş görüşmesi yaptıysan yine de olmadı. Şu dili bilen ya da şu ve alanda C1 İngilizceden bahsediyoruz. Ve mühendislikten bahsediyoruz. Almanya için geçerli bir şey. Hani demek istediğimiz şey o aslında. Hani gerçekten buradaki çoğu arkadaşımız da İngilizce ile falan gelmiş. Bir süre sonra artık Almanca öğrenmenin zorluğunu, zorunluluğunu kavramış ve öğrenmeye başlamış insanlar. Yani ben şundan bahsedeceğim. Çok iyi bildiğim örnekler var. Mesela burada sadece İngilizce ile çalışan arkadaşlarım var. Ama onlar kendi geleceklerinden şüpheliler. Yani terfi alabilir miyim? Daha üst makama çıkabilir miyim? Ya da şu işi yapabilir miyim diye düşünüyorlar. Ve kendilerini çalıştıkları firmaya zorunlu ve bağımlı hissediyorlar. Bu çok kötü bir şey. Bunun dışında şu örneği biliyorum mesela. Rus çalışan bir arkadaşım var. Sırf Almanca bilmediği için daha düşük maaş alıyor. Burada mesela Almanca bilmek senin maaşına zam almak demek. Yani burada İngilizce ile çalışıp sonradan Almanca öğrendiği için maaşına zam aldığını bildiğimiz insanlar var vesaire. Hani o yüzden dil gerçekten çok önemli. Hani kimse size şu an başkaları şey diyebilir, aman gel A1 ile A2 ile gel bir şekilde Almanya'ya kapağı at da gerisi gelir gibi düşünüyorsunuz, gerçekten değil. Gerisi gelmiyor yani. Önce yani ben B1'im resmi olarak. Kendi işimi yapmıyorum. Aynen. Çok net bir şekilde. Ben normalde grafik tasarım, video tasarım bu gibi alanlarda çalışmam gerekirken ki diplomamda medya üzerine Türkiye'de ben kendi alanımda çalışmıyorum. Ve 1,5 yıldır buradayım. Dolayısıyla Türkiye'den ilk geldiğin anda burada işlerin kolay yürüyeceğini sanıyorsan gerçekten yanılıyorsun. Evet, yani birazcık bir de şunu da çek. Biz mesela buraya gelirken bunların bilincindeydik. Biz dedik ki biz en az 2 yıl cefa çekeceğiz. Ta ki buradaki hayatımıza oturana kadar, şey yapana kadar. Şu an daha 1,5 yıl geçti ve hali hazırda bile çok şey öğrendik. Kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum ben. Ama arka planda bir şeyleri de kabul etmeniz gerekiyor. Yani buraya gelip atıyorum okumaya geldin. Bir yandan da başka bir işte hiç yapmayacağın işte çalışmayı kabullenmek gerekiyor. Ya gerçekten yani. Bu biraz şeyle alakalı. Hani sabırlıysan ve gerçekten aza kanaat etmek mi denir? Hani gerçekten geleceğin için bir şeylerin bir iki sene sonrasında iyi olması için bunlara katlanabilirim diyorsan eyvallah gel buyur. Ama diğer türlü zora gelemiyorsan o işler gerçekten uzaktan göründüğü kadar kolay olmuyor. Tabii. Yani bir de herkes bize mesela şey diyor, nasıl geçiyorsunuz? İkiniz de part-time çalışıyorsunuz vesaire. Biz mesela ikimiz de çalıştığımız paralarla, hani Serkan zaten bahsetti, ben de aynı koşullarda çalışıyorum. Aynı koşullarda kendi işini çalışıyorsun. Tabii. Aynı maaşa denk. Maaş olarak söylüyorum. İkimiz kazandığımız parayla bütün masraflarımızı karşılıyoruz. Arada bir tatile gidebiliyoruz, gezebiliyoruz, tozabiliyoruz. Ha, hayat standartımızdan memnunuz, yapılabilir. Ama mesela para biriktiremezsin bu koşullarda çalışarak. Ya da işte yeri geldiğinde... Arabamız yok. Yani hani bunlar bunun şey şeyler. Değil, önemli değil. Biz hayatımızdan çok memnunuz, o başka bir şey. Ama günün sonunda bu koşulların daha da kötü şartlarında çalışabilirdik. Yani sorular bu kadar Serkan. Yani genel olarak tek tek hepsini okumadım çünkü birbirine benziyor. Hı hı. İstersen sen ekstradan öğrendiğin notları da üzerinden geç. Hı hı. Ve sonra kapatalım. Hani umarım bu şekilde bu video bir şekilde bütün soruları kafanıza cevaplamış olur. Bir şeyleri çok komplike hale getirmeyelim bence. Hani çok düşünmeyin üzerine. Mesleğinizi hazırlayın ve dilinizi öğrenin. Gerisi geliyor. Yani iki türlü gelme yolu var. İki farklı insan tipinden bahsedeceğim aslında. Biri işte beyaz yakalı, üniversite mezunu, diploması var. Dil öğrenmeye kafa yorup Almanca ile gelmeye çalışacak insan modeli. Gelebilirsiniz. Mesleğiniz, diplomanız var. Tamam. Gelin. Hiç onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci model ise dediğim gibi lise mezunu ya da liseden terk ya da üniversite mezunu, üniversiteden terk fark etmiyor. Ama Türkiye'de bir meslek sahibi. Bir alanda uzmanlaşmış. Hatta varsa sertifikası olan... Bu arkadaşlar da gelebilir. Yani ikisi de aynı şartlarda. Biri belki işte beyaz yakalı olarak hayatına devam etmek istiyor. Diğeri de mavi yakalı olarak. Hiç fark etmiyor. Gelebilirsiniz.
Ha, şu da bir seçenek. Atıyorum birkaç yıldır Türkiye'de bir alanda meslekte kendinizi geliştirdiniz, çalışıyorsunuz ama elinizde sertifika yok. Bunu yapmak aslında çok da zor değil. Hani bu İSMEK'ler olsun ya da başka şeyler olsun. Bir gidip sertifika almaya bakıyor işte 6 ay ya da süresi neyse o kurslara kaydolup biliyor olmanıza rağmen o kursa gidin. Yeter ki onun sertifikasını alın. O sertifikayı aldıktan sonra işte konsolosluk ya da tercüme ofislerinden Almanca olarak onaylatın. Vizenizi ekletin o sertifikanın Almancasını. Ve yine iş başvurularına ekletin aslında. İş başvurusu yaparsanız şimdi linki de koyacağız aşağıya. Gelin bu kadar sistem açık. Yeter ki meslek sahibi olun, vasıflı olun. Yani sistem sizin önünüzü tıkamıyor, önünüzde zorluk yok aslında. Evet Almanca B2 çok zor. Yani adım adım öğreneceksiniz. Ben şu an B1'im. 3 ay sonra inşallah B2 olacağım. Kendinize böyle basamaklar koyun, sonrasında olacaktır. Çok zor şeyler değil. Aslında ben burada 1,5 yıldır yaşamama rağmen 1,5 yıl geldiğinde bu kadar sistem açık değildi. Ve biz daha farklı şekilde geldik. Bahar yüksek lisansa başvurduğu için birlikte o şekilde geldik. Ama şu an siz bana göre daha avantajlısınız. Bence bunu değerlendirin. Üzerine çok kafa yormaya da gerek yok. Yapacağınız şey sadece dil öğrenmek, mesleğinize kendinizi olabildiğince geliştirmek gelene kadar. Bu yasa zaten 2020'de resmi olarak çalışmaya başlayacak ve bu da şu demek oluyor. Önünüze bir 6 ay var. Hani bir 6 ayda kendinizi hazırlanma, donanım aşaması olarak görün. Önünüze 1 yıl var. 1 yıl olarak görün bunu ve 1 yılda dilinizi de, mesleğinizi de, sertifikanızı da, her şeyinizi geliştirin. Üniversite okuyorsanız üniversitenizi bitirin, diplomanızı alın ve o arada dil öğrenin. Burası çok önemli. Dil öğrenin ve gelin. Başka da bir şeye ihtiyacınız yok. Aynen. Umarım soruların cevaplarını vermişizdir. Yani yorumlar aşağı yukarı benzer nitelikler taşıdığı için buna bu şekilde yanıt vermeye çalıştım. Gerçekten artık top sizde. Ne yapıp edin. Kendi alanınızla ilgili gereksinimleri karşılayın ve gelin. Şimdilik bizden bu kadar. Çok uzun bir video oldu diye düşünüyorum. Yine ihtiyaç olursa bu konuyla ilgili yeni gelişmeler olunca yine sizlerle paylaşmaya, duyurmaya çalışacağım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da zaman zaman ufak çaplı paylaşımlar yapıyorum. Uzun bir 15-20 dakikalık video kadar olmasa da anlık şeyleri oradan da duyurmaya çalışıyorum. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.